Bugün Beşiktaş'tayım. Sabah uyandık, buraya geldik. Niye buraya geldik? 3 tane tarihi fırını çok tatlı bir ekiple gezeceğim. Ve istedim ki ben bunları yaparken siz de benimle olun. Tarihi fırınlar yemek kültürümüzün, memleketimizin çok önemli bir değeri. Ve bu değeri sizle de paylaşalım. Bir tanesinin acı badem kurabiyesinin güzelliğini, öbürünün portakallı kurabiyesinin, öbüründe simitin, diğerinde kandil simitin içerisindeki mahlebin özelliğini falan görelim. En sonunda da bir tane sürprizim var. Bir fırının içerisinde böyle içi peynirli, zeytinli, fesleğen kekikli bir simit tarifi yapacağım. Onu da sizle beraber bize de sürprizimiz olacak. Hadi hazırsak başlayalım. Birazdan buraları bayağı kalabalıklaşacak çünkü. Daha evvel bir karakol amiri olan 7-8 Hasan Paşa'nın 4 kuşaktır fırına dönüşmüş evindeyiz aslında. Şimdi geldik 7-8 Hasan Paşa, İstanbul'un en güzel fırınlarından birinin içerisindeyiz. Ve bu fırının 4. jenerasyonu. Gelin. Gelin. Gelini ön plana atmışlar. Neden öyle yapıyorlar? Herhalde evde de ben konuştuğum için fazla. Tamam, eyvallah. Ne güzel. Süper. Peki Eda Hanım, şimdi şey soracağım. Herkesin en çok merak, bu 7-8 lafı nereden geliyor? 7-8 Hasan Paşa, tarihte böyle bir adam var. Hı-hı. Beşiktaş Karakol Amiri diye geçiyor. Hı-hı. O adamın yani şu andaki mülkü. Aslında burada oturmuş bir zamanlar. Onların mülklerinden bir tanesi. 7 ve 8'i birleştirince ve bir çizgi çekince Hasan Paşa diye okunuyormuş. Daha doğrusu Hasan 7, 8, bizi birleştirdiğinde Hasan gibi. Buradan mı geliyormuş 7-8 Hasan? Biz de onu koymayı düşünmüş bizim büyükler. Portakallı kurabiye var. Yeni çıkan sıcaklar var, tuzlu var. Normalde 25 yaşında yakın kurabiye var. Acı badem, koko, mekik. Bunları ben fırına ben koydum. Doğru söylemek gerekirse. Çok da zevkliymiş. Ustam ben koymayayım diye her türlü numarayı yapmaya çalıştı ama zorla koydum. Acı bademi çok merak ediyorum. Acı bademi denemek istiyorum. O kadar çok insan makaron soruyor ki, halbuki bu güzelim acı badem varken, bu bizim memleketin böyle mis gibi acı bademi. Bunda evet, biraz fındık var. Neden fındık var? Acı mı oluyor çok? Yani eskisine göre bizim ağız tadı da değiştiği için sadece acı bademden olunca bir tık insanlara acı geliyor. Ama bence ondan da olmalı. Allah sizi bizim etrafımızdan eksik etmesin. Daha inşallah 4 kuşak sonrası da burada bu güzellikleri yapsın. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Şimdi de Galata simitçisindeyiz. Aslında Galata simitçisi Galata dedik, Karaköy'de. Ve çok güzel bir simit fırını bu. Şimdi aslında bundan 50 yıl evvel simit fırınlarıyla ekmek fırınları tamamen ayrıydı. Hatta simit de nasıl çıktı derseniz benim en çok sevdiğim hikayelerden bir tanesi. Simitin mucidi olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın böyle baş adamlarından bir tanesi var. Hatta pasajı da olan. Sen biliyor musun kim olduğunu? Tunç. Şemsi Paşa. Bir gün böyle bir tane hamuru alıyor. Değirmi şekilde, yuvarlak haline getiriyor. Ondan sonra etrafını birazcık pekmezle, üstüne birazcık susam koyuyor. Bu değirmi şey yapıldıktan sonra sarayda çok seviliyor. Ve 30 yıl sarayda düzenli olarak yapılmaya başlıyor. Ardından gittikçe daha da fazla yayılmıyor. Önce İstanbul'a yayılıyor. Bir 70-80 yılda İstanbul'da çok popüler. Sonra da bütün Anadolu'ya yayılıyor. Ve 1800'lerde artık yüzlerce simit fırını olmaya başlıyor. Ve her sabah akşam yemeğinde atıştırmalık olarak da bu güzellik bizim hayatımıza bir daha da inşallah hiç çıkmamak üzere geliyor. Bu tatlı hikayeyi size anlatmak istedim. Şimdi içeri girelim istiyorum.
bu fırın çok tatlış bir fırın. Bu fırının diğer özelliği de müthiş bir kandil simidi yapıyor olması. Ve onun neden müthiş olduğunu da göstermek istiyorum. Mehmet abiyle beraberiz. Mehmet abi, sen bize bir buranın hikayesi bir anlatsana güzelce. 83'ten beri bu işe başladık. Çok güzel. Hala devam ediyoruz. Aşağı yukarı 35-36 yılı bitirdik biz. Günde kaç simit yapıyorsun? 1500-2000. Süper. Yani kalite, lezzet. Çünkü yetiştiğimiz fırından dolayı çok kaliteli ürünler yapıyoruz zaten. Bunu müşterilerimiz biliyor. Şu fotoğraf aşağı yukarı 250-300 yıllık fotoğraf o fotoğraf. Aynen. Orası İstanbul Üniversitesi'nin önü. Beyazıt'taki. Beyazıt'ın önü ve... Beyazıt'ın önü, evet. Aynen, ne kadar çok simit satılıyor. Yani evet. Öbürü de çatal mı? Nedir o? Hepsi simit mi? O zamanlar simit genişmiş. Biraz daha büyükmüş. Ve daha ince. Daha ince. Evet. Aynen. Zamanla işte simit bu hale geldi. Senden sıcak simit almak istesem kaçta gelmem lazım? 5.30'da burada olmanız lazım. Sabah 5.30. Yani ilk posta. Yani almak istiyorsan. İkinci posta 7.30'dan 9'a kadar burada olmanız lazım. Peki. 3? Üçüncü posta? Üçüncü posta saat 11'de çıkar. 11'de çıkar. Dördüncü posta 1.30-2 arası çıkar. Beşinci posta 4'te mi çıkar? 4'te çıkar. Oo, güzel. Yani, sizin bu kandil simidini, kandil simidinden yiyorum izninle. Aynen abi. Dikkat et, Refika bağımlılık yapar dedi. Bakalım yapacak mı? Bağımlılık yapıyorlar. Bunun en önemli özelliği? Mahlepli olması mı? Mahlepli, sonra onun içerisindeki yağ oranı, içerisine kattığımız doğal malzeme zaten. Herhangi bir rastgele malzeme kullanmıyoruz. Hı-hı. Kaliteli ürünler kullanıyoruz. Un olsun, yağ olsun, susam olsun. Hepsi kaliteli, rastgele ürün kullanmıyoruz. Çok teşekkürler. Simidimi de aldım, gidiyor. Afiyet olsun. Görüşürüz. Afiyet olsun. Şimdi geldik Boğazkesen'deki 3. fırınımıza. Burası da Er Yılmazlar fırını ve inanılmaz güzel, kocaman bir taş fırın var. Ve bu taş fırının içerisinde simitin, klasik simiti alacağız. Simit videosu için şuradan, klasik simit videosu için şuradan Burak'ın videosuna gidebilirsiniz. Biraz simiti alıp lezzetini uçuracağız dersek de yapabileceğimiz şeyi anlatmak istiyorum. O da bu Lay's fırındanın kurutulmuş domates ve yeşillikli tarifini kendimce uyarladım. Onun için şimdi iki tane böyle bezeye ihtiyacım var. Bu bezeler şimdi bir tık buranın sıcağı birazcık kurumuş. Şöyle uzun uzun açıyorum. Bunu böyle açtıktan sonra ilk başta içine böyle bunun böyle bol peynirli bir tadı var. Bol peynirli tadı için ben de bol İzmir tulumu koyuyorum şöyle. Dışına taşacak kadar. Ve sonra bu peyniri bunun üstüne bastırıyorum. Sonra burada ikinci bir şey var. Burada kurutulmuş domatesi mutfak robotundan geçirdim. İçine birazcık kendi yaptığımız ketçapta birazcık da nane ve fesleğen koydum. Bunu da böyle birer kaşık içine koyuyorum. Şöyle bir yayıyorum. Şimdi aslında burada gerçekten simitin nerelere gidebileceğini de aslında bir göstergesi. Sonra bunun üstüne birazcık yeşil soğan koyuyorum. Biraz dedim bayağı böyle büyük Refika tutamı. Sonra üzerine yeşil zeytin ve bir parça da siyah zeytin ekliyorum. Şimdi epeyce hem peynir hem zeytinler tuzlu olduğu için bir parça karabiber, başka tuz ekstradan eklemiyorum. Sonra bunlar böyle kocaman üstünde oldular ya, elimle bastırarak lezzetin o hamurun içine geçmesini sağlıyorum. Ve böylece hamur da daha fazla açılıyor. Böyle bir nevi bir hani içi dolu, bol malzemeli bir pide gibi oldu. Malzemeler taşsa hatta böyle ucundan tadına da bakabilirsiniz. Bayağı lezzetli oluyor şöyle. Kenarından bir iki araya, bir döreye yapabilirsiniz. Sonra bunu böyle kıvırıyorum.
Sonra bu ek yerinden taşan yerler var ya, şuralar. Bu ek yerinden taşan yerleri böyle birazcık açarak kapatıyorum. Böyle uzun bir fitil oluyor. Bunu böyle kenara aldım. Aynı şekilde bunu da yapacağım öyle. Şimdi böyle iki tane fitil oldu ya. Bu fitilleri şöyle baştan tuttum. Bir tarafından birleştiriyorum. Sonra bir üzerine gelecek şekilde böyle kıvırıyorum. Böyle hatta sonra iki tarafından da büküyorum. Birebir üstüne gelecek şekilde kıvırdım. Sonra da şöyle bir daha böyle iyice o katmanlar kalsın diye şey yapıyorum. Sonra bunu böyle alıp elimle üst üste tam bu ek yerini de bastırıyorum. Şimdi bunu böyle aldım. Sonra bunun birinci istasyonda önce pekmeze, sonra da susama buluyorum. Ve böyle inceltip tepsiye yerleştiriyorum. Burada böyle yerleştirdiğimizde biraz daha aç atabilirsiniz. Bu haliyle artık fırına girmeye hazır. Bu böyle bütün o simitin güzelliği, içinde de bütün bu lezzetli malzemelerle acayip bir şey olacak. Fırının ateşinin yandığı yer neresiyse oraya doğru gönderiyorum. Normalde hep böyle genelde sağ taraftadır. Sağ taraf daha sıcak, sola gittikçe fırın birazcık daha harı azalır. Bu yaklaşık bu şekilde fırında normal simit bir 12 dakikada oluyor. Biz bunu böyle 10 dakika sonra birazcık daha fırın uzağına alacağız. Çünkü içinde bol bir malzeme olduğu için içi de çok aşırı hamurlaşmadan pişsin diye birazcık daha soğukta demlenerek bir 5-6 dakika daha da içeride kalınca afiyetle yenebilir hale gelecek. Normal fırında biz, mesela ben dün akşam bunu ilk denediğimde normal fırında yaklaşık 250 derecede pişiriyorum. Fırın taşı üzerinde pişiriyorum. 14-15 dakikada oluyor. Sizinki bir 18 dakika olabilir. Fırının en altına yerleştirin. 12 dakika sonra ortaya alıp fırını sadece alttan yanmaya alıp bir 7 dakika, 8 dakika daha pişirince mükemmel simitiniz hazır olacak. Şimdi bu bir taraftan pişecek. Dışarıda da bir sürü sosyal medya influencer, yani sosyal medya etki eden insanlar diyelim. Onlar gelecekler. Onlarla beraber de hayatlarının ilk önce klasik simitini, sonra bu simiti, sonra da onların uçtuğu üçüncü simit yapacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi hikaye şu. Bunun böyle tadına bakın. Bu lezzeti yakalayabilir miyiz? Benim işim. Eyvallah. Biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Puanı geri verin. Yok ya, bence canavar gibi. Daha fazla iyiydi. Bir de mesela buradan şimdi bunu gördük ya. Heyecanlı, daha heyecanlı başka bir hale getirmek istiyoruz diyelim. Evet. Bu ekip bir fırın açabiliriz yani. Aferin. Baktır iyi. Herkesten güzel oldu. Hazır mısınız? Nasıl, beğendin mi yaptın? Bayıldım. Hayatımda yedim en iyisini. Atıyorsun. Yemin ediyorum, atmıyorum. Bak at. Demek ki hepimiz bu simitler çok da güzel bir şekilde yapabilir. Yapamadığımızda da mahalle fırınlarından, mutfaklardan faydalanabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.